var bugün hiç yemedin. Gülmüyor yüzün dedi benim. Yok bir şeyim yokmuş gibi hiçbir şeyim. Dedim bu değil normal halin. Bu duruşun fazla narin. Dedi yok dedim yok bir şeyim. Yokmuş gibi hiçbir şeyim. Her şeyimsin dedim ona. Ben bir şeyler bulayım sana. Olurum ben senin şeyin. Olur musun her bir şeyim. Her şeyimsin dedim ona. Ben bir şeyler bulayım sana. Olurum ben senin şeyin. Olur musun her bir şeyim. Neden sesin çıkmıyor bugün hiç nefesin. Gelmiyor bugün dedi benim. Yok bir şeyim yokmuş gibi hiçbir şeyim. Dedim kesin küstün bana. Kesin bir şey yaptım sana. Dedi yok dedim yok bir şeyim. Yokmuş gibi hiçbir şeyim. Her şeyimsin dedim ona. Ben bir şeyler bulayım sana. Olurum ben senin şeyin. Olur musun her bir şeyim. Bir şeyim, her şeyimsin dedim ona. Ben bir şeyler bulayım sana. Olurum ben senin şeyin. Olur musun her bir şeyim. Neyin var bugün? Neyin var bugün? Neyin var bugün? Neyin var bugün? Kalktın mı sen? Hı hı. Formanı niye giydin? Bugün evde kal işte ben bakarım sana. Yok ben okula gideyim iyiyim. Kızım tamam da işte ben dedim ya izinliyim diye evdeyim. Hem bütün gün film izleriz, keyif yaparız ha? Yok olmaz. Bugün sözlü var gitmem lazım. Peki. Canım bir şey mi sıkkın senin? Yok. Emin misin? Eminim. Peki o zaman. Şu kafanı da aç terleyeceksin. Yok. Ne oldu? Terlemiyorum, üşüyorum. Üşüyorsan kalsana işte evde. Ben bakacağım diyorum sana. Ben bugün hasta kalmak istiyorum. Ne? Sen söyle Asu'ya. Bugün okuldan beni o alsın. Öykü ne diyorsun sen? Ben seni kızdıracak bir şey mi yaptım? Yok. O benim annem ya. Onu görmem, tanımam lazım. Hem ona soracaklarım var. Sen gittiğinde dönmek istemiştin ama. Ama şimdi gitmek istiyorum. Kızım, ne oluyor? Hiç. Peki. Madem istiyorsun. Evet istiyorum. Ben
Yani zaman içinde öykünün davranışlarında değişiklikler olabilir. Onlarda hazırlıklı olmamız gerektiğini daha önce söylemiştim size. Birazcık konuşabilir miyiz? Tabii öğretmenim. Kay bakalım. Hı-hı. Biraz babanla konuştuk. Bana annenden bahsettin. Annenin hayatta olduğundan. Senin için çok zor bir durum biliyorum. Benimle paylaşmak ister misin duygularını? Peki. Ama ne zaman istersen ben buradayım. Tamam mı? Ben zaten bunun için varım. Anlaştık mı? Bir sıkıntın olursa bana anlatacaksın. Anlaştık öğretmenim. İyi bakın. Hadi hazırlan sen. Sevgim. Sevgi Hanımcığım. Uğur abi. Bir saniye amcacığım. Afişi getirdim de ben. Ay buyurun. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Buyurun şöyle açın, şöyle takdim edeyim size. Bakalım. Şöyle alın. Ah renkler. Renkler falan nasıl? Çok güzel. Çok güzel değil mi? Gerçekten bak, aç. Teşekkür ederim. Bak nasıl? Wow. Bunun tamamını ben kendim tasarladım. Öyle mi? Aynen öyle. Renkler falan. Çok güzel. Mükemmel. Ya. Ya nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum Uğur Bey. Kahveyle. Nasıl? Yani bir kahve içeriz, öyle teşekkür edersiniz. Uğur Bey. Tamam o zaman siz ısmarlarsınız hani teşekkür babında. ki öyle bir şey olmaz tabii. Ya. Kahve içsek ya, otursak da şöyle karşılıklı. Ha? Tamam. Hadi gidelim amcacığım, hadi çıkalım. Alayım onu. Uğur abi. Efendim amcacığım, söyle. Ben bugün seninle gelmiyorum. Nasıl gelmiyorum? Babam mı alacak seni? Hayır. Ben bugün Ahsu'da kalıyorum. Ahsu'da mı? Evet. Babam söylemedi mi sana? Yok. Ama haberi varsa tamam, sorun yok. Tak bunu. Hadi bakalım. Ne ya böyle oldu gibi. Ne haber Öykü? İyi. Aa merhaba. Ben Öykü'nün öğretmeni Sevgi. Merhaba ben de annesiyim. Biraz geç oldu ama çok memnun oldum tanıştığımıza. Ben de. Bir ara bir konuşabilir miyiz biraz? Ne hakkında? Öykü hakkında. Ha, bir sıkıntı mı var? Yok, Öykü'nün dersleri gayet iyi. O zaman ne konuşacağız? Asu Hanım, çocuklar okuldayken anneleri biz oluyoruz. Yani buradaki bütün çocuklar için geçerli bu. Öyle mi? Ne güzelmiş. Tabii. Yani? Yani Öykü'yle alakalı her şeyi benimle paylaşabilirsiniz. Ben de elimden geldiğince yardımcı olurum. Aa, anladım. Güzelmiş. Öykü gidelim mi artık biz? Tamam, o zaman görüşürüz Öykücüğüm. İyi günler. İyi günler öğretmen hanım, iyi günler. Atla bakalım. Hadi kuzum. Dikkat et kendine, tamam mı? Tamam. Hadi. Hadi atla. Asu. Ha. Bak, çok dikkatli oluyorsun, tamam mı? Çok dikkatli oluyorsun. Tamam. Hani o adam. Yani senin arkadaşın olan. Cemal mi? Hı hı. O gelmeyecek değil mi? Yok. Gelmeyecek. Hem ben onu zaten sevmiyorum. Daha bir görmek istemiyorum. Merak etme ben konuştum onunla. Sen varken buraya gelmeyecek zaten.
Otursana. O ne öyle ya? Rahat etsene biraz. Burası artık senin evin. Evet. Bugün ne yiyelim bakalım? Nino, bana fark etmez. Sana makarna yapayım mı şöyle bol domatesli? Olur. Ama sonra yemem diye tutturmak yok. O zaman ben makarnaya gidiyorum. Öykü. Ben markete gidip bir şeyler alacağım. Sana da bir şeyler alayım mı, çikolata falan? Ben bir şey istemem. Ne biçim çocuksun sen ya? Yani... Hani çocuklar böyle tutturur, şımarır falan ya, ondan dedim. O zaman ben hemen gidip geliyorum, tamam? İyi. Al, sen de biraz bunlara bakarsın. Alkolik Asu'yla psikopat Cemal'in başımıza açtığı işlere bakar mısın ya? Ya bir testimiz eksikti ya. Ben geldim. Ben geldim. Sen de çok sevindin bakıyorum beni gördüğüne. Yardım edeyim mi? Yok yok. Gerek yok, ben hallederim, sen ödevini yap. Bu arada sana meyve suyu aldım. Bir de salatalık malzeme aldım, salata yaparız. Tamam. Ne
Öykü! Niye döktün içkileri? Öykü, sana diyorum. Niye döktün içkileri? Çünkü bana bakarken içmemen gerekiyordu da ondan döktüm. Sana bakarken içeceğimi sana kim söyledi? E tamam da ben sana güvenemem ki. Seninle konuşabiliriz. Yani ben senin annenim ya. Yani bazı şeyleri konuşarak halledebiliriz. Asu, konuşacak bir şey yok ki. Zaten bana bakarken içmemen gerekiyor. O yüzden ben de döktüm. Ya sen bana artık anne mi desen? Alo? Kızım, nasılsın? İyiyim. Ağrın sızın yok değil mi? Yok. Yemeğini yedin mi? Yok, şimdi Asu makarna yapıyor, onu yiyeceğiz. Bak gene Asu. Şey, ilaçlarını içmeyi unutma. Seni çok seviyorum, benim dünyalar güzeli kızım. Ben de seni. Ben sabah ararım yine seni, tamam mı? Tamam. İyi geceler güzel kızım. İyi geceler. Hoppa. Hadi başla bakalım. Bak bakalım tadına beğenecek misin? Nasıl? İyi. Yani çok güzel olmuş. Bu benim sana yaptığım ilk yemek. Bu ne demek biliyor musun? Bu makarnanın tadını hayatın boyunca unutamayacaksın. Anlat bakalım. Ne anlatayım? Ne bileyim. Okul nasıl? Okulayım. Arkadaşların falan. Mesela hoşlandığın, beğendiğin biri var mı? Anlaşıldı, var. Adı ne peki? Tamam tamam, utanma. Ama bak, kızlar anneleriyle böyle şeyler paylaşır. Tamam mı? Öğretmen de pek tatlıymış. Öyledir. Candan ablan nasıl? İyiyim. Geliyor mu size?
Görüşüyorlar mı babanla? Ben neden terk ettim? Hani sen hastanede dedin ya, ben seni isteyerek terk etmedim diye. Zamanı gelince anlatacağım dedin ya. Dinliyorum, anlat. Sen doğduğun zaman aslında hep öyle de. Benim kimsem yoktu. Annem, babam, dedem. Param yoktu. Kalacak yerim yoktu. Zaten baban da ortada yoktu. Çok küçüktüm ve korktum. Seni yaşatamamaktan. Benim yanımda senin başına bir şey gelir diye. Benim yüzümden sana kötü bir şey olur diye korktum. Senin yüzünden bana ne olsun ki? İnsan çocuğuna kötü bir şey ne yapabilir ki? Bunları sen biraz daha büyüyünce konuşsak olur mu? Hüseyin, bir şey sorabilir miyim? Sen yemeğini ye, ben geliyorum. Doydun mu? Doydum. O ne? Poster. Hı. Ne posteri? Şey... İki gün sonra bir kermes var da... onun için poster hazırlıyorum. Ne kermesi peki? Şey... anneler babalar gelecek. Ve bir şey hazırlayacaklar. Onu satacağız. Sonra da toplanan parayı kardeş köy okuluna bağış olarak göndereceğiz. Ya süpermiş. Baban da gelecek mi? Yani çalışmazsa kesin gelecek. Ben de gelirim. Ne? Demedin mi anneler babalar gelecek diye? İşte ben de bir şeyler yapar gelirim. Sen. Evet, beğenemedin mi? Olmaz. Niye? Olmaz işte. Sen benden utanıyor musun? Tamam, tamam. Ben de normal anneler gibi giyinip gelirim. Olmaz mı? Gelmezsin ki sen. Niye gelmeyeyim ya? Ya tamam şeyi salladım, bir şey yapıp getiremem tabii de. Ben de en güzelini alır getiririm. Ben yaptım diye yuttururuz. Ha? İki gün sonraydı değil mi bu kermes? Tamam. Ben de geliyorum. Hem arkadaşların anneleriyle falan tanışırım. Gerçekten mi? Evet. Sen geleceksin. Geleceğim dedim ya. Pişt. Ben de boyayayım mı? Olur. Bunları götürüp geliyorum. Tamam. Çıplak ayaklarla toprağa bastım ben.
söz. Çok sorun var çöz. Uyku vakti gelmeden. Çocuktan günlük tutardım. Belki sen de tutuyorsundur diye. Böyle kilidi falan var. Yani yazdıklarını kimse okuyamaz. Bunu kilitlersen. Asur. Asur sen mi geldin? Kim var orada? Asur sen geldin değil mi? Kim var orada? Kim var orada? Sana geleceğimi söylemiştim. Al bakalım pasta. Saçın ne güzel kokuyor be. يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإخطارات لتكون أول من يشاهدها.